Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Photoshop'ta kesit boyamayı öğreneceğiz. İlk olarak PDF dosyamızı Photoshop'a sürükleyerek açıyoruz ve beyaz bir arka plan oluşturuyoruz. Sonrasında gökyüzünde kullanmak istediğim herhangi bir görseli sürükleyerek açıyorum ve boyutlandırıyorum. Gökyüzünün olduğu kısımları Magic Wand ile seçerek layer maskesi ekliyorum. Aynı işlemi toprak içinde yapıyorum. Bir toprak görseli getiriyorum ve boyutlandırıyorum. Sonrasında seçim alanının layer maskesi ekliyorum. Arka planda bulunan binaları Magic Wand ile seçerek Color Fill özelliğini kullanarak griye boyuyorum. Sonrasında kesit alanına giren bütün döşeme ve duvarları seçerek siyah boyuyorum. Kesit boyama işleminde döşeme ve duvarların siyah boyanması kontrast oluşturacağı için çok daha güzel görünmektedir. Bu nedenle gri yerine çoğunlukla siyah kullanmanızı tavsiye ederim. Sonrasında görünüşe giren kolon ve kapı gibi elemanları seçerek açık bir griye boyuyorum. Burada yanlış kalmış çizimi Photoshop'ta düzeltiyorum. Yeniden AutoCAD'e giderek düzeltmekte zaman kaybetmiyorum. Rectangular Mark aracını kullanarak fazladan çizilmiş olan kolonu siliyorum ve araba görselini yeniden kopyalıyorum. Daha arkada bulunan döşemenin rengini daha açık bir renk boyamak için yeniden düzenliyorum. Sonrasında yeniden Rectangular Mark aracını kullanarak arkada kalan bütün duvarları seçerek daha açık bir griye boyuyorum. Burada isterseniz duvarlarınıza bir materyal atayarak da daha farklı bir kesit elde edebilirsiniz. Ancak bu çizimin ölçeğinden dolayı ve ifade etmem gereken çok önemli bir kısım olmadığı için materyal görseli kullanmadım. Sonrasında arkada bulunan binalara gölge atıyorum ve daha hacimli durmalarını sağlıyorum. Kesizi daha canlı hale getirmek için insan görselleri ekliyorum. Bu görselleri PNG olarak indirebilirsiniz. Ve beyaz arka planı olan insan görsellerinin de Magic Wand ile seçerek temizleyebilirsiniz. Kesitinizde bulunan odalara daha uygun şekilde insan seçerseniz eğer daha gerçekçi görünmesini sağlarsınız. Bu insan görsellerini internet üzerinden aratarak bulabilirsiniz. Thank you.
Bu kısımda layer'larımı yeniden organize ederek sıralamalarını değiştiriyorum. Merdivenlerin cam korkuluklarını seçerek yeniden bir renk atıyorum. Ben burada griyi tercih ettim ve opasitesini düşürerek şeffaflaştırdım. Siz isterseniz açık bir mavi rengi de kullanabilirsiniz. Kesitte arkada görünüşe giren istinat duvarı için bir tuğla görseli getiriyorum ve Alt Shift tuşlarına basılı tutarak yana doğru kopyalıyorum. Çoğaltmış olduğum bütün görselleri seçerek Merge Layers ile birleştiriyorum ve aynı şekilde duvarın bulunduğu kısmı Magic Wand ile seçerek maske ekliyorum. Sonrasında toprak görselimi biraz daha belirgin hale getirmek için fırça arıcımı kullanarak değişik desenlerde üzerine siyah boyuyorum. Fırçanızın boyutunu ve opasitesini değiştirerek daha farklı hale getirebilirsiniz. Sonrasında çizimli ağaç görselleri getiriyorum. Bu getirmiş olduğum iki ağacın renk tonları birbirlerinden farklı olduğu için Hue Saturation ekleyerek renklerini birbirlerine yaklaştırıyorum. Sonrasında ağaçları çoğaltarak, yeniden boyutlandırarak ve döndürerek daha farklı çeşitlerde ağaçlar görünmesini sağlıyorum. Daha uzakta olan ağaçların opasitesini düşürerek daha silik hale getiriyorum ve daha yakında olanları daha büyük yapıyorum. Sonrasında yola koymak için araç görselleri getiriyorum. Araçları yeniden boyutlandırarak arkasındaki beyaz kısımları siliyorum. Kesitinize eklediğiniz insanları fırça aracını kullanarak da yapabilirsiniz. Bunun için insan şeklinde fırçalar indirmeniz gerekiyor. Eğer elinizde bu şekilde fırçalar bulunuyorsa, opasitesini düşürerek yakında ve uzakta olan insanları bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve uzaktaki insanların opasitesini düşürüyorum. İnsanları ve ağaçları yerleştirirken boyutlarının birbirleriyle uyumlu olduğuna dikkat etmeniz gerekmekte. Son olarak binanın iç duvarlarını oluşturan layer'a drop shadow efekti ekleyerek derinlik vermesini sağlıyorum.
Eksik ya da yanlış kalan kısımları düzelterek sonra tuşları yapıyorum. Bu dersimizde Photoshop'ta kesit boyamayı öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.